Evet arkadaşlar, yağmurlu bir cumartesi sabahından herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. En baştan söyleyelim, kanalımız Adem'in. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hele hele bir de çevrenize tavsiye ederseniz çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar dün akşamleyin evde otururken Gündüz Gezen diye bir kanal var. Genç bir arkadaş. Cross motoru var. Değişik motorlara da bir de MX bilmem ne. Ben o zamandan beri takip ediyorum. En son cross motoru vardı bir tane. Onunla dağ bayır geziyordu. Çok da güzel videolar çıkarıyordu. Yalnız biraz agresif sürüş tarzı var. Yani biraz gergin kullanıyor motor. Özellikle trafikte de bazı gergin hareketleri oluyordu. Aşağı yukarı 9-10 ay önce bir kazaya karıştı. Kanalında videosu da vardı. Kaldırmış falan ama sonra son videosunda gene kesit halinde şeyi koymuş. Videosunu koymuş, kaza videosunu koymuş. Oradan izleyebilirsiniz videoyu. O bir öz eleştiri videosu çekmiş. Yani neden insan gibi motor kullanamıyoruz şeklinde bir öz eleştiri videosu çekmiş. Ya insanın kendisini eleştirmesi, öz eleştiri yapması çok güzel bir şey. Ben şahsen kendi adıma yani agresif motor pek kullanmıyorum, kullanmam. Özellikle trafikte agresif davranışlardan kaçınırım. Çünkü agresif davranışların yeri trafik değil. Eğer böyle bir içgüdün varsa bunu cross motor alır, ormanlık arazide yaparsın. Gerekli ekipmanlarını alarak ya da hızlı sürüş istiyorsan racing motor alır pistte yaparsın gibi. Böyle teker meker işleri trafikte olacak şeyler değil. O videosunda öz eleştirisini izledim. Ben de bu konuda konuşayım dedim. Yani bir video çekeyim. Yani neden insan gibi motor kullanamıyoruz? Aslında hani bu bir genelleme. Genelleme yapmak doğru değil ama bu Apache dediğimiz böyle trafikte gereksiz manevralar yapan, gereksiz akrobatik hareketler yapan kişilerle alakalı konuşmak istiyorum. Neden böyle davranıyorlarla ilgili konuşuyorum. Bu işlerin yeri trafik mi değil mi? Bu işlerin yeri kesinlikle trafik değil arkadaşlar. Yani sağdan soldan arabalar gidiyor. Netice itibariyle tekerinize değecek bir şeye bakar. Taş, naylon, kaygan bir şey. Yola yağ dökülür, bir şey dökülür. Kayar düşersiniz. Öbür arabanın da altında kalırsınız. Öbür kişinin de hayatını, düzenini değiştirir. Mahvedersiniz yani. Ölürsünüz. Siz ölürsünüz. Geride kalanlarınızı ağlar vesaire vesaire. Ha şimdi biz neden insan gibi motor kullanamıyoruz safhasına gelelim. Abi şimdi şöyle. Gün içerisinde çok yoğun çalışıyoruz. Türk insanları olarak çalışma saatlerimiz çok uzun. Dolayısıyla böyle motora binip de efendime söyleyeyim. Motora binip de şöyle dağ bayır, çarşı pazar gezi yapayım. Ondan sonra enerjimi boşaltayım. Şöyle uzun yollara çıkayım. Ondan sonra cross ne isteğim varsa dağ bayıra çıkayım, cross yapayım. Ya da böyle hız isteğim varsa ya piste gireyim, racing yapayım falan. Böyle imkanları Türk sürücüleri olarak, Türk motosiklet sürücüleri olarak pek fazla bulamıyoruz. O imkanlara haiz değiliz. Dolayısıyla işten eve, evden işe, bir yerden bir yere gitmek için araç olarak kullandığımız motorları trafikte de ben mesela motovlog da yapıyorum ayrıca üzerinde ama trafikte bu agresif sürüş gibi, akrobatik hareketler gibi ihtiyaçlarını tatmin etmek için kullananlar da var. Öyle olunca bu işte 10-15 dakikalık, 20 dakikalık evden işe, işten eve sürüşleriniz ne oluyor? İşte bu işleri de yaptığınız yerler haline geliyor. Ama kesinlikle doğru değil. Yani bu trafiğin içerisinde önünüze bir çocuk fırlar, önünüze bir hayvan fırlar, önünüze bir araç fırlar. Yani her türlü kaza riskinizi yani çarpı 10, 15, 20 artık kaçsa arttırıyorsunuz. Çok yüksek oranlarda arttırıyorsunuz. Öyle olunca yani zamanımız yok arkadaşlar. Anladığım kadarıyla zamanımız yok. Gün içerisindeki stresi atmak için zamanımız yok. Ondan sonra istediğimiz tarz sürüş yapmak için zamanımız yok. Eğlenceye vaktimiz yok. Ya bakıyorsun yabancı insanlara, ülkelere, gidenlerin, gelenlerin videolarına vesaire. Ya adamlar ya işte bir mesela işten sonra bar, kafe kültürü var. Gidiyorlar ahbaplarıyla, eşleriyle, dostlarıyla oturup bir şeyler içip muhabbet edebiliyorlar. Tatil kültürleri var mesela. Senede bir mutlaka tatili bir zaruri ihtiyaç olarak görüyorlar. İhtiyaç yani tatil. Ondan sonra tatil ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bize bakıyorsun ya asgari ücret kaç para? Yani asgari ücretle herhangi bir şekilde yılda bir tatil planlamak, akşamları arkadaşlarla bir yere gidip 2-5 bir şey içmek yani mümkün değil. Sadece yani aç karnını doyurursun, kiranı ödeyemezsin, elektriğine yetmez, doğalgazına yetmez, sürekli borç içerisinde yaşarsın Türkiye şartlarında. Böyleyken sen şimdi kalkıp da
Yani ben işte biraz enerjimi boşaltayım, rahatlayayım. Öyle olmuyor. Ne oluyor? Motoruna biniyorsun, gerginsin. İşten çıkmışsın, gerginsin. Para kazanamamışsın, gerginsin. Türkiye'de hiçbir şey yolunda gitmiyor, gerginsin. Dolayısıyla çıkıyorsun işte tekere kalkıyorsun. Böyle bir adrenalin yaşıyorsun. Adrenalin yaşayınca da hani rahatladım zannediyorsun. Ama adrenalin bağımlılık yapan bir şey. Nikotin gibi, yani sigara içmek gibi. Yaşadıkça daha fazlasını istiyorsun. Yaşadıkça daha fazlasını istiyorsun. Ama bunun yeri trafik değil. Trafik değil yani bunun yeri. Olmayınca kazalar kaçınılmaz oluyor. Çevredeki diğer sürücüler size apaçi gözüyle bakıyor. Diğer motosiklet sürücüleri de bundan olumsuz etkileniyor. Ben böyle düşünüyorum. Öz eleştiri yapmak güzel. Gündüz Gezen kanalında tebrik ediyorum yapmış olduğu öz eleştiriden dolayı. Öz eleştiri yapmak gerçekten güzel. İnsanı kendini geliştirmesi için en önemli şeylerden birisi öz eleştiri yapmak bence. Bu konudaki düşüncelerim bunlar, fikirlerim bunlar. Bence biz enerjimizi boşaltamıyoruz, rahatlayamıyoruz. Dolayısıyla da işten eve, evden işe, motor sırtına çıkınca kalkıp agresif sürüşler, gereksiz akrobatik hareketler yapıyoruz. Gerek yok, doğru değil. Ben yapmıyorum, yapmamaya çalışıyorum. Aşırı süratten kaçınıyorum. Daha şu motorun ön tekeri yerden kalkmadı yani. Bu orta sehpayı almak dışında şu motorun ön tekeri yerden kalkmadı daha. Yani belki kızaklama şeklinde fren bile sayılıdır yani. Sayılıdır. Mümkün mertebe sakin, düzgün kullanmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bu videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen, paylaş gibi metotlarla bana motivasyon vermenizi talep edeceğim, isteyeceğim. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere, saygılarla.